Merhaba. Bugün biraz da online ortamda Python kodlarını nasıl yazacağımızla ilgili bir örnek anlatacağım. Programiz.com'da kodlarımızı bu ortamda da yazabiliriz. PyCharm kurmak zorunda değiliz. Tabii ki kod yazmak için birçok yöntem ve birçok yazılım var. Online ortamda bu şekilde kod yazabiliriz. Şimdi anlatacağım. Print fonksiyonunun n parametresi. N parametresini alt alta satır satır yazmak için kullanabiliriz. Bu şekilde adım ve soyadımı alt alta yazdırmak istiyorum. Şuradaki noktayı yanlış da yaptım. Ters slash n. Ters slash alt gr soru işaretiyle yapıyoruz. Ve n parametresiyle kullanıyoruz. Kodu çalıştırdığımda bu şekilde alt alta yazdığını görüyorum. Şimdi t parametresinden bahsedeceğim. T parametresi de yine aynı şekilde ters slash ya da ters taksim karakteriyle beraber kullanılıyor. Bunun yaptığı tab tuşunun, yani boşluk bırakma tuşunun 8 karakter boşluk bırakarak kelimeler arasına boşluk bırakmamızı sağlıyor. Hadi bir de bir şey girelim. Bu şekilde boşluklarımızı bırakıyoruz. End parametresi, end parametresiyle ekrana gönderilen, print fonksiyonuyla ekrana gönderilen değerlerin sonunda hangi işlemin yapılacağını ayarlayabiliyoruz. Hemen örnekle açıklayacağım. Burada çift tırnak içinde adımı yazıyorum. Çift tırnağın dışında end diyerek yine çift tırnak içinde virgül diyorum. Daha sonra soyadımı yazdırıyorum. Evet. İsmim ve soy ismimin arasında şu anda alt satırla virgül kullanarak, tabi bunları tek bir satıra yan yana yazarak kullandık. End parametresinin bize sağladığı bu. Buraya boşlukta yapabilirdik. Bu sefer alttaki print fonksiyonuyla ne yaptı? Araya boşluk bıraktı. Herhangi bir sembol yapabiliriz. Bu şekilde alt satırla nasıl bir bitiş sergileyeceğini ve bunu yan yana şeklinde birleştirebileceğini gördük. Tekrar PyCharm'a döndüm. Haftanın günlerini print içinde kullanabiliriz. Bunu sep parametresiyle yazdığımız argümanların arasına sep parametresiyle bazı semboller, virgül, tire gibi ekleyebiliriz. Hemen oluşturuyorum haftanın günlerini. Çift tırnağı burada unuttum. Başına tekrar. Evet. Şimdi virgül sep diyorum ve eşittir diyerek çift tırnak içerisinde tire diyorum. Kodu çalıştırdığımda haftanın günlerinin arasına bu şekilde eklendiğini görüyorum. İstersek virgül ekleyeyim. Nasıl bir şey gözükmesini istiyorsanız, hangi sembolü kullanmak istiyorsanız buraya bırakabilirsiniz. Print içinde kullanılan format parametresinden bahsedeceğim. Bu şekilde metinsel ifadelerin içinde bazı sayısal değerleri yazdırmak isteyebiliriz. Burada iki tane değişken oluşturduk ve birine 5, A değişkenine 5, B değişkenine 10 değerini atadım. Pazardan adet elma, adet portakal aldım. Nokta format diyerek buradaki değişkenlerin, A ve B değişkenlerinin şuradaki süslü parantezler içine yazılmasını istiyorum. Kodu çalıştırdığım zaman pazardan 5 adet elma, 10 adet portakal aldım diyerek yazdı. Burada önemli nokta, yazılmasını istediğimiz değişken değerlerinin metinsel ifade içerisinde süslü parantezle temsil edilmesi. Ve aynı sırayla değişkenlerin nokta format dedikten sonra değişken isimlerinin yazılarak sırasıyla A değişkeni ve B değişkeninin burada gözükmesini sağlayabiliyorum. Çok kullanışlı bir parametre, format parametresi.